Mahpusun kuytulunda, güneşin sıcaklığında kalanlara selam olsun. 1989 yılından bu yana Banaz'da yapılan anma şenliklerinin hazırlığıyla birlikte katliam hazırlıkları da başladı. Etkinliğe katılacak aydın ve yazarlar için karalama faaliyetleri o gün başladı. Yerel gazetelerde sürekli olarak katliama davetiye çıkaran yazılar yayınlandı. Kışkırtıcı, provokatif haberlerle katliama zemin hazırlayan bu yayın organlarının kalemlerinden kan damlıyordu. Dönemin Refah Partili Belediye Başkanı aynı tarihte hicret koşusu koydu. Ve çevre illerden katiller Sivas'a toplandı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller, çok şükür otel dışındaki vatandaşlarımızda bir şey olmamıştır derken, Cumhurbaşkanı Demirel, emniyet güçleriyle halkı karşı karşıya getirmeyin diyerek katliamı desteklediler. Madımak Oteli'ni ateşe veren gerici güçler 35 canı diri diri yaktı. Dönemin hükümet ortakları, valisi, emniyeti, jandarması ise katliamı izledi. Katiller halka hesap verecek! Biz bu katilleri sadece Sivas'tan değil, Çorum'dan, Maraş'tan, Ahmet'ten, Dersim'den, Ankara'dan tanıyoruz. Biz bu katilleri tanıyoruz, unutmuyoruz, aklamıyoruz. Sermaye düzeni bugün işçi emekçileri açlığa, yoksulluğa mahkum ediyor. Orta vadeli program adı altında milyonlarca emekçinin alın terini çalmaya, yaşanan ekonomik krizin faturasını bizlere yüklemeye devam ediyor. En ufak bir hak arama mücadelesini şiddetle bastırıyorlar. 1 Mayıs olanı olan Taksim Meydanı'nda haklarını dillendirmek isteyenler tutuklanıyor, grevler, eylemler yasaklanıyor. Bugün Sivas'ta katledilen dostlarımızı anmak, onların bıraktığı mücadeleyi sürdürmek, büyütmek ve örgütlenmek anlamına geliyor. Onların bıraktığı bu mücadeleye sahip çıkacak, ne onları unutacak ne de katilleri aklayacağız. Sivas'ın ışığı sönmeyecek, unutmayacağız, unutturmayacağız.